Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemleri yapacağız. Şimdi çarpma işlemi olan bir tablomuz verilmiş. Bunu birlikte inceleyelim. Sonra boşlukları beraber dolduralım. 10 üssü 1 çarpı 10 üssü 1. Tabanlarım aynı. Tabanlarım aynı ise ortak tabanı çarpımın tabanı olarak yazıyorum. Üstleri toplayıp çarpımın üssü olarak yazıyorum. Yani 10 üssü 1 çarpı 10 üssü 1. 10 üssü 1 artı 1'den 10 üssü 2. 10 üssü 1 çarpı 10 üssü 2. Üstleri topluyorum. 10 üssü 3. 10 üssü 1 çarpı 10 üssü 3. Üstleri topluyorum. 10 üssü 4. 10 üssü 1 çarpı 10 üssü 4. Üstleri topluyorum. 10 üssü 5. Çarpımlarımda ise sonuç olarak burada tam sayı olarak verilmiş. Bunları tek tek bulmak yerine kısa yoldan hatırlayalım. Üstünde 2 var. Birden sonra 2 tane 0 olacak. Onun kuvveti 3. O zaman birden sonra 3 0 olacak. Onun kuvveti 4. Öyleyse birden sonra 4 0 olacak. Şimdi tabanları aynı olan üslü ifadelerle çarpma işlemi yapılırken ortak taban çarpımın tabanı olarak yazılır. Üsler toplanır çarpımın üssü olarak yazılır. Bunlarla ilgili örnekler yapalım. Tabanlarım aynı. Çarpım durumunda öyleyse üsleri topluyorum. 3 üssü 19. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri eksi 3. Tabanlarım aynı. Çarpım durumunda üstleri topluyorum. 2 üzeri 1. Burada tabanlarım aynı değil. 9 üstü 5 çarpı 3 üzeri eksi 12. Ben 9'u 3'ün kuvveti olarak yazabilirim. Yani 9 3'ün ikinci kuvvetidir. 3'ün ikinci kuvvetinin 5. kuvveti çarpı 3 üzeri eksi 12. Burada üstünün üssü var. Üstünün üssü varken bir sayının Öyleyse üstleri nasıl yapıyoruz? Çarpıyoruz. Yani burası 3 üzeri 10. Çarpı 3 üzeri eksi 12. Şimdi tabanlarım aynı. Çarpım durumunda öyleyse artık üstleri toplayabilirim. Sonucum 3 üzeri eksi 2. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 7. Tabanlarım aynı. Çarpım durumunda üstleri ne yapıyoruz? Topluyoruz. 2 üzeri 11. 3 üstü 9 çarpı 3 üstü eksi 7 yine tabanlarım aynı çarpım durumunda üstleri topluyoruz. Sonucum 3 üstü 2. Burada çarpma işlemi verilmiş çarpma işlemlerinde verilmeyen sayıları bulalım. Tabanlarım aynı tabanlarım aynı ise üstleri toplarım ve 17 bulmam gerekiyor. 12 ile kaçı toplarsam 17 olur 5. Demek ki buradaki kutu yerine 5 sayısı gelmesi gerekiyor. Tabanlarım aynı. Çarpım durumunda. Öyleyse burada çarpımın üstünü bulmam lazım. Üstleri toplarım. Yani o da eksi 1. Tabanlarım aynı. Çarpım durumunda. Çarpımın üstü 10. 4 ile kaçı toplarsam 10 olur? 6. Demek ki buradaki kutu yerine 6 gelmesi gerekiyor. Tabanlarım aynı. Çarpım durumunda. Çarpımın üstü 4. Yani 12 ile kaçı toplarsam 4 olur? Eksi 8. Şimdi tabanları aynı olan üstü sayılarla bölme işlemine bakalım. Ortak taban bölümün tabanı olarak yazılır. Payın üstünden paydanın üstü çıkartılarak üs olarak yazılır. Yani 10 üstü 2 bölü 10 üssü 1. Üstleri çıkartıyorum. Sonucum 10 üssü 1. 10 üstü 3 bölü 10 üssü 1. Yine tabanlarım aynı olduğu için üstleri çıkartıyorum. 10 üssü 2. Boşlukları beraber dolduralım. 10 üssü 4 bölü 10 üssü 1. Tabanlarım aynı bölüm şeklinde. Öyleyse üstleri çıkartıyorum. 10 üssü 3. Yine tabanlarım aynı. 10 üssü 5 bölü 10 üssü 1. Bölüm şeklinde üstlerini çıkartıyorum. Öyleyse bölümüm 10 üssü 4. Tabanları aynı olan üssü sayılarla bölme işlemi yaparken ortak taban bölümün tabanı olarak yazılır. Payın üstünden paydanın üssü çıkartılarak ortak tabanı üs olarak yazılır. Bunlarla ilgili beraber örnekler çözelim. 2 üzeri 7 bölü 2 üssü 3. Tabanlarım aynı bölüm şeklinde. Öyleyse üstlerini çıkartıyorum. Sonucum 2 üssü 4. 3 üssü 10 bölü 3 üssü 2. Tabanlarım aynı bölüm şeklinde. Öyleyse payın üstünden paydanın üstünü çıkartıyorum. Sonucum 3 üssü 8. Tabanlarım aynı değil. Fakat ben 1 bölü 25'i 1 bölü 5'in kuvveti olarak yazabilirim. 1 bölü 25, 1 bölü 5'in ikinci kuvvetidir. Bunun üçüncü kuvveti bölü 1 bölü 5'in eksi 10. kuvveti. 1 bölü 5 üssü 2, 5'in eksi ikinci kuvvetidir. 5 üssü eksi 2'nin üçüncü kuvveti bölü 1 bölü 5 ise 5'in eksi birinci kuvvetidir. 5 üssü eksi 1'in eksi 10. kuvveti. Üstünün üstünü bulurken üstleri çarpıyorduk. Öyleyse 5 üzeri eksi 6 bölü 5 üzeri 10 oldu. Şimdi tabanlarım aynı ve bölüm şeklinde. Üstleri çıkartıyorum. Sonucum 5 eksi 16. Son bir örnek daha beraber bakalım. 600 eksi 5 bölü 600 eksi 2. Tabanlarım aynı bölüm şeklinde. Öyleyse payın üstünden paydanın üstünü çıkartacağım. 600 üstü eksi 5 eksi 2. Eksi Burada tam sayılardaki çıkarma işlemini hatırlayalım çıkarma işlemini toplama işlemine çeviriyorduk. Öyleyse sonucum 600 eksi 3. Bugünkü dersimizde üstü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini gördük. Tabanları aynı olan üstü sayılarla çarpma işlemi yaparken ortak taban çarpımın tabanı olarak yazılır. üsler toplanarak çarpımın üssü olarak yazılır. Tabanları aynı olan üstü sayılarla bölme işlemi yapılırken Ortak taban bölümün tabanı olarak yazılır. Payın üstünden paydanın üstünü çıkartarak ortak tabanın üstü olarak yazarız. Bir sayının üstünün üstünü bulurken üstleri çarparak buluyorduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.